Şimdi o konuda Yaşar Güler dün 23 Nisan resepsiyonu vesilesiyle manidar bir gönderme yaptı. Şu döner kesme işi bitsin de dedi. Bir bakacağız. Buradaki bir Alman basın mensubunun sorusuna içinde de yani çok ciddi konu başlıkları var. Bunların hiçbirini ele almıyorsun. Getirmedin, konuşmuyorsun Türkiye ile. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Türk muhatabında döner möner diyorsun. Ciddiyetten uzak şeklinde bir takım eleştiriler vardı. Bunu sorunca Alman Cumhurbaşkanı da asıl bu tartışmaların kendisi ciddiyetten uzak. Yani o döner ustası da bizim çeşitliliğimizin bir parçası falan dedi. Yanıtını zaten gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülerek döner İstanbul'da bitti dedi. Terörle mücadele de var tabii ki. Diğer unsurlar da, ama ilk önce şu döner meselesinden bakalım. Yaşar Güler dün 23 Nisan resepsiyonunda ne dedi? Ve gelen yanıt acaba Eurofighter'ların önü açılacak mı? İki değerli konuğumuza soracağım. Döner bittikten sonra soracağız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan meclis resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de olduğu hatırlatıldı. Bu konuda bir gelişme olup olmadığını sorulması üzerine Frank-Walter Steinmeier'in çok konuşulan döner kesme görüntüsünü hatırlattı. Bunlarla ilgili gelişmeler devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Konsorsiyumundan satın alım talebinde bulunduğu 40 adet Eurofighter konusundaki süreç devam ediyor. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya ortaklığında üretilen Eurofighter savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine Berlin yönetime karşı çıkıyor. Alman Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretindeki görüşmelerde konu masada olacak. Krizin aşılması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Türkiye bu konudaki kararlılığını bir kez daha vurgulayacak. Eurofighter savaş uçakları 4 ülkenin konsorsiyumunda üretildiği için satış işlemi hepsinin onayına bağlı. Türkiye bir kez daha Almanya'ya NATO üyesi olduğunu hatırlatacak ve müttefiklik ruhuyla ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar alınmasını isteyecek. Öyle de oldu. Az önceki basın ortak basın açıklaması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayisindeki işbirliğimizin ikili ilişkilere ve müttefiklik ruhuna yakışır şekilde gelişmesini diliyorum. Savunma sanayi konusundaki kısıtlamalar gündemimizden çıkarılmalı, çıkarmak istiyorum dedi. Şimdi Alman muhatabından buna dair bir açıklama yok. Gelen sorular arasında Eurofighter'a ambargonuzu kaldıracak mısınız, kaldırmayacak mısınız diye bir soru yok. O da enteresan, ama biz ne anlamalıyız? Şimdi tabii ki buradaki açıklamalardan tercümesini önce size sorarak başlayalım Sayın Gezer. Ne oldu bu Eurofighter meselesi? Yani adam bize döner sağlıyor diyerek aslında bir yandan da sitem ediyor değil mi? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'da bitti o döner dedi. Ne anlamalıyız? Şimdi şöyle, tabii o döner aslında bir jest. Yani tabii. Cumhurbaşkanı orada Steinmeier hani o döneri keserken şunu da söylüyor. Artık döner sadece sizin değil, bizim de ulusal yememiz. Yani hani iki ülke toplumlarının ne kadar birbirine yaklaştığını adam orada ifade etmek. Yani koskoca Cumhurbaşkanı mecbur mu konuklara döner kesip ikram etmeye? Orada aslında hani o Almanlardan belki de beklenmeyecek bir sempatiklik yapmış. Hı. Ama tabii burada ama hani, Türkiye'nin bizim herhalde nazarımızdan bunu kaldıracak bakıldığı vakit. Evet, çok özür dilerim. Ha, şimdi Yaşar ona geleceğim. Ha, evet. Yok yok. Bizim o sempatiyi evet, kaldıracak evet, yani halimiz ama kalmamış. Bizim nazarımız tabii. Yani bu nasıl biliyor musunuz? Hatırlıyorsanız Saynur Hanım, geçtiğimiz bayramda da, hatta bayramın ilk gününü sizinle birlikte idrak etmiştik. Evet. Hani Amerikan Başkonsolosu bir böyle elinde şekerle bir video mesaj yayınlamıştı. Ya, ya. Şimdi bu bir sempatik bir şey ama bizim konuşmamız gereken o noktaya gelene kadar öyle farklı, öyle sıkıntılı, şimdi Amerika'dan bahsediyorum, konular var ki tamam böyle bir güzel bir jest yapıyorsun ama daha bunun altında ele alınması gereken çok zorlu konular var. Şimdi burada da tabii hani Sayın Savunma Bakanı'nın belki tepkisi biraz öyle. Yani tamam döneri de kes ama yani bizim burada görüşmemiz gereken, bak biz NATO müttefikiyiz. 2015-2016'dan bu yana sen bana kısıtlamalar uyguluyorsun. Ben sınır ötesi operasyon yaptım diye Libya'da, Libya'nın talebi üzerine asker gönderdim diye bir takım yaptırımlara maruz bırakıyorsun. Hem bana ortak diyorsun,
Hem müttefikimsin hem de buna engel olmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi siz de az evvel yani demin de haberde vurguladık Eurofighter. Şimdi diğer taraflar okey demiş buna. Ondan sonra Almanya ayak diretiyor. Bakın bu hani S-400'leri hatırlayalım alım sürecini. Biz birdenbire o S-400'leri almadık. Neticede biz ilk bir Çinlilerden almak istedik, kıyamet koptu, sonra Samtiler üzerinde mi acaba alsak etsek filan, Batı bir türlü ne teknoloji transferi ne ortak üretim, bunların hiçbirini okey demedi. Onun üzerine işte biz S-400'leri almak durumunda kaldık diyelim. Şimdi sen bana NATO müttefikim olarak bunları tedarik etme konusunda ayak diriyorsan, o zaman benim de gidip başka bir yerden bir silahı ihtiyacım olan, kendi güvenliğim açısından ihtiyacım olan bir silahı tedarik etmeme de hani tepki yani gösteremezsin. Evet. Tabii ki yani burada hani benim anladığım şu Sayın Hocam, ki şunu şimdi konudan konuya atlamayayım ama şunu söylemek istiyorum. Hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'yı ziyaret ettiğinde Scholz ile yaptığı ortak basın toplantısında da bu Eurofighter meselesi çok gündeme gelmedi. Çünkü bunun hassas bir konu olduğunu anlıyoruz. Hatta o zaman da biz bunu konuşmuştuk. Tabii. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamadan, yani artık biz bu kısıtlamaların olmadığı bir ilişki istiyoruz demesi burada Almanlara bir mesaj. Yani artık bu meseleyi çözelim. Ben bu noktada çözüldüğünü düşünmüyorum. Çünkü çözülmedi değil mi? Yani eğer yani çözülmüş olsaydı ama bu çok büyük bir haber olurdu ve Sayın Cumhurbaşkanı buna vurgu yapardı. Yani zaten bu vesileyle yaptığı, de işte bu Eurofighter ilk yaptığı açıklamada çözülmediğine dair ve çözülmesi gerektiğine dair, terörle mücadeleden de önce bunu söyledi. Yani değil mi? Tabii. O öyle duruyor. Tabii yani eğer Eurofighter konusunda bir ilerleme kaydedilmiş, yani ilerleme hani nihayeti yeşil ışık değil ama bir ilerleme dahi kaydedilmiş olsaydı daha farklı bir açıklama yapılırdı. Hele Almanya tamam sıkıntı yok veriyoruz biz bu Eurofighter'ları diye size söylemiş olsaydı her iki taraf da bunu muhakkak duyururdu ve bu manşetlik bir şey çünkü. Ama burada Alman tarafının sessiz kalması, Sayın Cumhurbaşkanı da Türkiye'nin temennisini yinelemiş olması, henüz bu mesele konusunda Almanya'nın geri adım atmadığı ya da yeşil ışık yakmadığına işaret ediyor diye değerlendiriyorum. Peki.